İyi günler. Ben avukat Didem Yücel. Bugün sizlerle boşanma davasındaki nafaka konusunu anlatacağım. Eşlerden evlilik birliğinin devamı çekilmez hale geldiğinde veyahut kanunda sayılan özel boşanma sebeplerinden biri gerçekleştiğinde gündeme boşanma davası gelmektedir. Bu boşanma davasıyla birlikte maddi durumu, mali durumu daha iyi olmayan eşin boşanma sürecinde ve boşanma davasından sonra geçimini nasıl sağlayacağı endişesi ve soruları akılları kurcalamaktadır. Bundan dolayı boşanma davasıyla birlikte nafaka talebi de büyük bir önem arz etmektedir. Nafaka, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlendiği üzere yoksulluğa düşecek olan tarafın daha ağır kusuru olmamak şartıyla diğer taraftan mali gücü oranında süresiz talep edilmesi şeklinde düzenlenmiştir. Bizim bu kanun maddesinden anladığımız üzere nafaka talep edebilmek için özellikle bu maddede düzenlenen yoksulluk nafakasını talep edilebilmesi için tarafın yoksulluğa düşecek durumda olması gerekmektedir ve daha ağır kusurunun olmaması gerekmektedir. Diğer taraftan baktığımızda kanunumuzda düzenlenen diğer nafaka türleri tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasıdır. Bunların her birine kısaca değinecek olursak, tedbir nafakası geçici bir nafaka türüdür. Boşanma davası sürecinde, boşanma davasının açılmasından karara bağlanmasına kadarki olan süreçte gerek talep halinde, gerekse hakim tarafından hükmedilen nafakadır. Özellikle burada dikkat edilmesi gereken husus, bu nafaka cinsiyet ayrımı ve diğer yoksulluk nafakasında olduğu gibi cinsiyet ayrımı gözetmeksizin hem erkek hem de kadın lehine hükmedilebilmektedir. Diğer nafakamız iştirak nafakası. İştirak nafakası çocuk lehine hükmedilen bir nafakadır. Velayeti kendisinde olmayan eşin çocuklar lehine ödeyeceği nafaka türüdür. Diğer nafaka türümüz ve en önemli son dönemlerde oldukça tartışılan gündemde olan nafaka türü yoksulluk nafakası. Güncel tabiriyle süresiz nafaka. Yoksulluk nafakası kalıcı bir nafakadır. Yoksulluk nafakası boşanma davasından sonra hükmedilen bir nafakadır. Tedbir nafakasından farkı yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için muhakkak mahkemeden talep edilmesi gerekiyor. Peki kimler bu yoksulluk nafakasını talep edebilir? Yoksulluk nafakasını yoksulluğa düşecek olan taraf, eş talep edebilir. Burada tekrardan belirtmek gerekirse cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, erkek veya kadın fark etmeksizin yoksulluğa düşecek olan taraf daha ağır kusuru olmamak şartıyla. Yani kusursuz olmasını kanun koyucu burada aramıyor. Sadece dikkat edilen husus daha ağır kusuru olmamak şartıyla mali gücü oranında diğer taraftan talep edilen nafaka türüdür. Yoksulluk nafakasını müvekkillerimiz, danışanlarımız ne şekilde talep edebileceklerini soruyorlar. Yoksulluk nafakası boşanma davasıyla birlikte talep edilebileceği gibi boşanma davası kesinleştikten bir yıl sonra dava açmak suretiyle de talep edebilirler. Yine özellikle bu yoksulluk nafakası güncel tabiriyle süresiz nafaka ile ilgili sorulardan en çok uygulamada karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de bu süresiz nafaka. Bu yoksulluk nafakasının kesilmesi, kaldırılması mümkün mü? Bu konuda şu bir hukukçu olarak şunu söyleyebilirim. Türk Medeni Kanunu'nun 176. maddesinde düzenlendiği üzere bu yoksulluk nafakası, nafaka alacaklısının yeniden evlenmesi durumunda, nafaka yükümlüsünün ve nafaka veya nafaka alacaklısının ölmesi durumunda, nafaka alacaklısının evli olmayıp evliymiş gibi bir fiilen bir yaşam sürmesi durumunda, nafaka alacaklısının haysiyetsiz bir yaşam sürmesi durumunda, nafaka alacaklısının yoksulluk durumunun ortadan kalkması durumunda, yoksulluk nafakasının güncel tabiriyle süresiz nafakanın kaldırılması gündeme gelmektedir. Son olarak özellikle bu süreçte telafisi mümkün olmayan hak kayıplarına uğramamak adına izleyicilerimize tavsiyem muhakkak bu süreçte bir avukattan hukuki yardım almalarıdır. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.